türkücü yazın. Bülent Ersoy ile yaptığı düetle devam etti eğlence. Batan gün kahvesiyor, yaralı cana benziyor, esmerim bayıyor. Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor. İkilinin performansı gayet keyifliydi. Bülent Ersoy'u sahneye davet ettiği Bülent Serttaş az kalsın yere kapak dönüyordu. Vay aman, vay aman, vay aman, bu durum Bülent Serttaş'ın diğer sakarlıklarını getirdi akıllara. Bülent Ersoy'un kıyafetiyle başı dertteydi bu esnada. Baksana gırtlağım o kadardı. Hiç alışık olmadığım işler benim. Halbuki şöyle bir şeyler olsaydı. Diva kıyafetinden dert yanarken arka plandaki Bülent Serttaş'ın surat ifadesine dikkat. Baksana gırtlağım o kadardı. Hiç alışık olmadığım işler benim. Halbuki şöyle bir şeyler olsaydı. Sıkıldım artık. Ve sıra gecesi zamanı. Sıra gecelerinin meşhur sesi Zekeriya Ünlü veriyor sıra gecesinin bismillahını. Susuzam çölde, bülbülüm gülde, huzur buluram balıklı gölde. Susuzam çölde, bülbülüm gülde, huzur buluram balıklı gölde. Ah balıklı gölde. Türküleri birbirini kovalıyor bu anlarda. Bırakıp gitti bu ne devrandı, dünya gözünde Kerbela'lı Allah'tan bulasın. Ocağım söndü, muhteşem koroyla seyirciyi mest eden bir hale dönüşüyor. Ocağım söndü, nasıl belalı, bırakıp gitti bu ne devrandı, dünya gözünde Kerbela'dı, Allah'tan bulasın. Ocağım söndü, nasıl belalı, bırakıp gitti bu ne devrandı, dünya gözünde Kerbela'dı. Bu muhteşem türkünün finalini Diva yapmalı. Müzik keyfi hız kesmiyor. Sevcan Orhan bir Diyarbakır türküsüyle siliyor kulakların pasını. Çiğ köfte faslına. Urfalı usta yoğurdu, sıra yemekti. Hele bir tike ver bakalım hele onu. Bana da bir parça ağzıma ver ya. Tike tike. Tike ne demek? Tike bir lokma. Yani, lokma bir kırtık lokma. Bir tike. Şimdi... Bana da bir tike rica ediyorum beyefendi. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Efendim ben bir şey söyleyebilir miyim? Bülent Hanım. Acanım. Ama bol isotlu çiğ köfte biraz acı mı geldi ne? Biz de bugün sıra gecesi yapıyoruz. Çok acı yapıyoruz. Ya. Aa ne demek? Aa bu beni öldürecek ayol. Vallahi çok acı.
Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Bir bakalım abi, acı mı değil mi? Pardon, sözünüzü kestim, özür dilerim ama yanıyorum Zekeriya. Bülent Ersoy yansın mı? Yansın! Efendim, keşke keşke bütün acılar çiğ köftenin acısı gibi olsa. Hakikaten öyle. Değil mi? Sıra gecesine devam. Gezme Ceylan geliyor Diva ve arkadaşlarından. Gezme Ceylan bu dağlarda, seni avlarda. Oynanıyor, türküler söyleniyor, muhteşem eğlence tam gaz devam ediyor. Gezer bir ceylan avlarda, yavrusunu payır etmiş, avlıyor yaman. Yavrusunu payır etmiş, avlıyor yaman. Bülent Ersoy'un bir sürprizi var. Düğün Dernek filminde en az film kadar ilgi çekti bu türkü. En tarihsiz Dım Dım Yar'dan bahsediyoruz. En tarihsiz Dım Dım Yar gelir diye umdum yer. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yer. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yer. Bülent Ersoy yorumuyla ilk kez dinliyoruz bu türküyü. Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisiyle Bülent Ersoy'a bir düet yaptırmak şart oldu. Ben çaresi döndüm yar, gelir diye umdum yer. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yer. Yumsun hım da hım yar, vay 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 da vay vay yar. Keyifli türkünün arkasından bir Ankara'nın bağları gider. İp attı bu şu kaldılar, asla gücü kaldı. İp attı bu şu kaldılar, asla gücü kaldı. Ben sevdim eller aldılar, şu zamda acı kaldı. Ben sevdim eller aldılar, içimde acı kaldı. Ankara'nın bağlarında büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş olsun da kaldıramıyor kolları. Bu anlarda Bülent Ersoy bir saattir yoğuran çiğ köfteci ustanın terini siliyor. Can bende seni, kız bende seni. Sen Sivas'ın seyret, yar bende seni. Finali alışık olduğumuz üzere yine beraber yapıyorlar. Ben çirkin harcımıyam. Aşağı. Ben çirkin harcımıyam. Aşağı. Ben çirkin harcımıyam. Ellerim bilmem. Ay sürmeli sürmeli. Check. Cem Yılmaz'la nostaljik kahkaha fırtınası. Yani arada bir suçlar gibi. Bu espriler başka hiçbir yerde yok. Bu kadar gülünmez ki arkadaş ya. Az sonra. Nacim eklemez ha yalan. Yalan ya. Check. Show TV kameraları gazeteci, yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın Maçka'daki muhteşem boğaz manzaralı evine girdi. Oh, oh, oh,
Dilel Aydın'la zaman zaman melankolik ve duygusal... New York'tayım. Acayip moralimi bulduk. Zaman zaman da neşeli ve şen kahkahalı bomba gibi bir röportaj. Ömür bir ağlıyordum. İclal Aydın'ın Maçka'daki Boğaz Manzaralı Cenneti'nde keyifli röportaj. Az sonra... Efendim, sırada Renkli İstanbul geceleri var. Bakalım soğuk gecelerde kameralarımıza hangi sıcak görüntüler yansımış izliyoruz. Seren Seren Giyili eski eşiyle pişti oldu. Gecenin hatırına giriver koynuma, sana yapacaklarım var. Kavgalı olduğu Ivana Sert, Seren'in eski eşiyle görüntülendi. Cimbom'un kan kileri gecelerde. Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın kafa karıştıran gecesi. İstanbul gecelerinde hareket bitmedi bu hafta. Ünlüler yılbaşını bekleyemedi, attı gecelere kendisini. Modacı Hakan Akkaya'nın ilginç defilesindeyiz. Bu bir kıyafet değil, gözlük defilesi. O yüzden mankenlerin kıyafetlerinde gözlükler var. Yaratıcı fikir. Güzel mankeni Sara Ayşem Koçoğlu'nun göbeğindeki mercekleri odaklanıyor ister istemez gözler. Nişantaşı sokakları gelin gibi süslendi yılbaşı için. Her yer ışıl ışıl. Işıltılar içinde ünlüler takılıyor kameralarımıza. İşte Bekir Aksoy ve anne adayı eşi Derya Çavuşoğlu. Oyuncu Ekin Türkmen babasıyla görüntüleniyor. Nedense babasının yanında konuşmak istemiyor. Utandı kızcağız galiba. Konuşmak istemiyorum şimdi, iyi akşamlar. Milli Takımlar Teknik Direktörü bu haftayı ailesine ayırdı. Özel bir yılbaşı partisinde görüntülenmişti. Bu seterimin başına gelen kaza yürek sızlatmıştı. Büyük kızı Merve Terim'le de bir araya geldi baba Terim. Bir mekanda yemek yedi baba kız. Bir mekandan çıkan kızlarla dolu arabaya odaklanıyor kameramız. Bu arabanın hemen peşinden bakın içeriden kim çıkıyor. Burak Yılmaz'ın başı şu sıralar Sinem Kobal dedikodularıyla yeteri kadar dertte. Sinem Hanım'la görüntülendiniz efendim. Ve Selçuk İnan, Burak Yılmaz'a en sıkı kankisi eşlik etti gece turunda. Oyuncu Tolga Sayışman ve sevgilisi Selen Soyder takılıyor kameralarımıza. Selen Hanım doğum gününü kutlamış o gece sevgilisiyle. Doğum günüm mü? İkisi de. Seneler, mutlu yıllar. Aynen. Sağ ol. 2014 planları soruluyor ünlü çifte. Bir yılına plan var. Plan çok ama o planlar içinde evlilik yok. Evet Selen Hanım, size soruyorum. 2014'de yok. Gürsel, oyuncu sevgilisi Arda Esen'le birlikte çıkıyor bir mekanda. Arabayı beyefendinin değil hanımefendinin kullanması dikkat çekici. Haftanın piş dizinde sıra. Kalabalık Nişantaşı sokaklarında kameramıza bu görüntü takılıyor. Seren Serengil ile eski eşi Ozan Kaçmaz aynı kadrajda. Gecenin hatırına giriver koynuma, sana yapacaklarım var. Aralarında sadece 5 metre var. Ama birbirlerine bakmıyorlar bile. Ozan Kaçmaz şakalaşıyor, Seren Serengil şarkı söylüyor. Thank you, sir.
bakmayın birbirleriyle ilgilenmediklerini, masaya oturmadan önce selamlaştıklarını Seren Serengil Twitter sayfasından duyurdu. Eski dost düşman olmaz ne de olsa. Seren Serengil'in eski eşlerinden birini görüyoruz bir taksinin ön koltuğunda. Görüntüyü geri sararak aynı taksideki ünlüyü göstermek istiyoruz size. Seren Serengil'in bir dönem Laleli polemiğine girdiği Ivana Sert'ten başkası değil bu güzel. Ben ne Rus'un ne Laleli'de otobüste geldim yani. Ben iyi giyindiğimi düşünüyorum. Beğenmeyebilirim. Ivana Sert'in Seren Serengil'in eski eşiyle aynı taksiye binmesi dikkat çekici. Bu İstanbul geceleri bize hiçbir şeye şaşırmamayı öğretti. Çek çek. Adı görünmez kaza. Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in yürek sızlatan kazası. Ve Emrah aşkıyla ortaya çıktı. Emrah Bey. Oğlu yüzünden yerden yere vurulan Emrah, Sibel'i ile hedef mi şaşırtıyor? Çocuğunuz... Oğlunuz açıklamaları vardı, onu merak edeceksiniz. Hülya Avşar kime tezahürat yaptı? En büyük Beşiktaş başkanı. Demet Akalın ikinci bebeği istemiyor. Yok, bir taneyle kapatalım mevzu. Sakın bunu Okan Bey'in yanında sakın ha. Sibel Can'ın yılbaşı ayakkabıları. Görüşürüz. Evet, yeni yıl, yeni yıl ayakkabısı. Az sonra... Check, check. Burak Özçivit'i hiç böyle görmediniz. Dağcı oldu, geyik kurtardı. Yakışıklı oyuncunun ilginç çekiminden çok özel görüntüler. Buzda dans, acı bitti. Şebnem Schaefer buz şovunu abartınca fena düştü. Şafak Sezer'e neler oluyor? Altındağlı Şafak Sezer'in setteki enteresan halleri. Az sonra. Çek 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 çek. Şimdi nostalji zamanı. Yıllar önce Hülya Avşar'ın programına konuk ettiği ünlü komedyen Cem Yılmaz neler yapmış neler, işte o yıllar. Cem Yılmaz'la nostaljik kahkaha fırtınası. Yani arada bir suçlar gibi. Bu espriler başka hiçbir yerde yok. Bu kadar gülünmez ki arkadaş ya. Bir mercim eklemesen yalan. Yalan ya. Şov dünyasının bir numaralı isimlerinden Cem Yılmaz yıllar yıllar önce katıldı Hülya Avşar Show programında. Bu yıllardaki performansını aratmıyor. Meltem Cumbul ve Deniz Erdoğan'la birlikte canlı yayın konuğu olan Cem, işi gücü bırakıp güzel oyuncu Meltem Cumbul'la uğraşmış. Bizim çok yakın aile dostumuzun oğluydu ve benden sanıyorum çok büyüktü ya, 18 yaşında falan, bana hep nişanlım diyordu. Ve ben nişanlım dedikçe bunu o ciddiye almaya başladı. Bombaları, esprileri arka arkaya patlatan Cem Yılmaz, Meltem Cumbul'u da gülmekten deyim yerindeyse yerlere yatırdı. Kafamı dersten kaldıramazdım.
Okul, ev, okul, ev, bir de gece dışarı çıkma iznim falan da yoktu. Bizim bu yüzden de... Ben 26 yaşındayım, hala bir erkek arkadaşım. Çok kapalı bir ailedeyim. Ailesinden bahsederken de bakın neler söylemiş Cem Yılmaz. İnsanlar. Kaç kardeşsiniz? 64. Ama yalnızca 3'ü kullanımda. Yani diğerleri ambalajında duruyor. Aşk hayatını da konuştu Cem Yılmaz. Ama kendi üslubunda tabii. Aşık olabilir misin? Ben bir tek kişiye işte aşık olmuşum, öyle kalmışım zaten. Yani. Arada bir suçlar gibi. Meltem Cumbul da o yıllarda şimdikinin aksine oldukça komik ve espri yeteneğini gözler önüne seriyor. İşte bakın komik bir şarkı örneği. Düşüncemden çıkmaz yörüngemden, fırsat vermez, bir dakika izin vermez. Öyle bir duygu ki bu sardı dört yanımı, bencilce hapsedip çaldı her anımı. Ay ne biçim iş, iki koca et gittim, bende ateş hala har. Ne yaptıysam olmadı, yanıyorum ha dostlar. İki koca et gittim, bende ateş hala har. Ne yaptıysam olmadı, yanıyorum ha dostlar. Bravo. Hele hele canlı yayına çıkmadan önce kuliste bir şakalaşmaları var ki Meltem Cumbul ve Cem Yılmaz'ın tam evlere şenlik. Muzur Cem yerinde duramıyor. Işıltı veriyordu. Hayır. Şimdi bunu nasıl yaptın bu rengi? Bu rengi. Ne var yani? Şey hissettim. Ne olamaz mı kardeşim? Göbek şov yapmayı da ihmal etmiyor Meltem Cumbul. Ne maharetler varmış güzel oyuncuda meğer. Bravo vallahi. Başka Hülya Avşar Show. Yine Cem Yılmaz konuk. Bu kez canlı yayın partneri Kenan Doğulu. Bir mercim eklemesen yalan. Yalan ya. Cem Yılmaz o yıllarda komik olma haliyle ilgili ilginç açıklamalarda bulunuyor. Yani komiklik yap böyle çok geri zekalı bir şekilde aman dikkat çekeyim diye komiklik yapma bir isteğim yok öyle var bir şey de. Ya saçmalama ben. Bana belgelerle konuş. Elimde belgeler. Yani benim böyle komiklik yapma arzum yok ama tabii hep beraberken insanlara bir böyle bir gülme enerjisi vermek, bir elektrik vermek hoşuma gider. Bu aynı şekilde Aydın için de peki, geçerli. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. İnsanlar sana güldüğü için sen tabii onların gözünde komik adam oluyorsun. Hmm. Dikkate hakikaten almıyorlar. Mesela bak şu arkadaş hiç sallamıyor yani bu şey derinden mi? Değil mi? Bak evet dedi. Evet dedi. Bence de. Hülya Avşar'ın mesleğiyle ilgili sorduğu soruya ise yine Cem Yılmaz'ca bir cevap veriyor ünlü komedyen. Peki senin mesleğin nedir? Peki ne Allah iş yaparsın? Cem. Benim mesleğim. Yani ne iş yaparsın? Ya benim işim aslında demir doğrama panjuz üzerine. Ya ben karikatür güzel bir insanım. Çok sevimliyimdir. Çok sevimliyim. Şimdi ben şöyleyim diye başlayayım. Bu arada Hülya Avşar, Cem Yılmaz'ın otomobilinin bagajından çıkanları stüdyoya getiriyor. Ne mi var? Bir piknik tüpü, bir tava ve iki yumurta. Bırak. Ya bir insanın özel hayatına bu kadar girilmez ki arkadaş ya. Allah şimdi hakikaten zannetmeyin ki biz bunları gittik koyduk falan. Ciddi söylüyorum bunlar çıktı. Ve başlıyor Cem Yılmaz stüdyoda yumurta pişirmeye. Yok artık demeyin. Yapıyor vallahi. Türkiye'de, bir tepeleme ya. Türkiye'de be... Yönetmenim de kendini kaybetti. Her şeyi bıraktı burada geldi seni seyrediyor. Hülya Avşar ve Kenan Doğulu ise arka tarafta sohbet etmeye çalışıyorlar.
Ama Cem bu. İzin verir mi? Kaçamak cevap istemiyorum. Gördüğünüz gibi Türkiye'de sevgili izleyenler. Süren başladı kaçamak. Ya kızmadı ki. Beğendin. Kim var? Bayan olarak. Bayan ya kızmayınca. Sen var sevgili izleyenler. Bak kaçamak cevap. Bak, en kaçamak en kısa yolda. Kızdırmıyoruz. Ciddi söylüyorum yumurta yaptı. Yumurtamızı olduğu kadar bilmiyorum. Eğer evde yumurta yoksa. Ha böyle bir şeyler vardır ya. Eğer evde yumurta yoksa. Ekonomi var. Bilmiyorum yumurtamız yoksa yine aynı şekilde başka bir mercimek de mesela yalan. Yalan ya. Cem Yılmaz bir yandan yumurtayı pişiriyor, bir yandan da Kenan Doğulu ile ilgili komik bir yemek sohbetine giriyor. Bugün yöresel yemekler vardı ya, şimdi size gıdık yapacağım. Şey vardır bir de o senin, ya Cem'in bir tane hikayesi var, Fransız bir yemek söylüyor bir tanesi. Le Brian, Le Brian diyor, o bizim milliğimiz parmak ya diyor. Gıdık. Anlatsana o çok. Anlatmam da oğlum, peki, ben biliyorum. Anlat. Siz takılın. Neden seks? Elbette annesiyle ilgili anılarını da unutmamış Cem Yılmaz. Ama bunu anlatışı bile komik. Benim annemin şeyi vardı. Senin annen öyle yapıyor galiba. Ya yok yemekten ya. Sonra mesela diyorsun ki anne bir çay koy da içelim. E yavrum dondurma yediniz ya diyor. İşte onun gibi bir şey. Demek aynı şey. Aynı duyguları yaşamış ister. Buradan sevgili anneme. Allah'ım yarabbim sen sabır ver. Evet servis yavrum. Ben buradan. Ve dönüyoruz yeniden yumurta pişirmeye. Cem Yılmaz son olarak önemli tüyolar vermeyi de ihmal etmiyor. Bakın önemli nokta tüpümüzü mümkün mertebe kısık. Kahkaha içinde geçen programa Kenan Doğulu da ayrı bir renk katıyor şarkılarıyla. Uzun saçları o yılın moda giyim tarzıyla bambaşka Kenan Doğulu. Hak edeni görür Allah, mutluluk yakın, yarından yakın. Kandırdım Nazlı Yari, sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzel gözlümü oyunlarla kandırdım Nazlı Yari, sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzel gözümü oyunlarla sevgiye çeyrek var. Çek 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 çek. Sede yollar solmaz ilk aşklar, bitmemiş bir şarkı gibi her zaman yaralar. İşte yorgancı güzeli Gülben Ergen. İşte Türkiye güzeli Hülya Avşar. Ve 20'lik Sibel Can. Ünlü güzellerin arşivden çıkan fotoğraflarını hayretler içinde izleyeceksiniz. Az sonra. Çek çek. Show TV kameraları gazeteci, yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın Maçka'daki muhteşem Boğaz manzaralı evine girdi. İclal Aydın'la zaman zaman melankolik ve duygusal, New York'tayım, acayip moralimi bozuk. Zaman zaman da neşeli ve şen kahkahalı bomba gibi bir röportaj. Ömer'i bir ağlıyordum. İclal Aydın'ın Maçka'daki Boğaz manzaralı cennetinde keyifli röportaj. Az sonra. Çek çek. Ünlü sanatçılar düzenlenen Yeni Yıl Partisi'nde buluştu. Gece eğlencenin tavan yaptığı gecede bakalım neler yaşanmış. Bunun adı görünmez kaza. Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in yürek sızlatan kazası. Ve Emrah aşkıyla ortaya çıktı. Oğlu yüzünden yerden yere vurulan Emrah, Sibel'i ile hedef mi şaşırtıyor? Çocuğunuz...
Hülya Avşar'ı kime tezahürat yaptı? En büyük Beşiktaş Başkanı'yı. Demet Akalın ikinci bebeği istemiyor. Yok, bir taneyle kapatalım mevzu. Sakın bunu Okan Bey'in yanında sakın ha. Sibel Can'ın yılbaşı ayakkabıları. Görüşürüz. Evet, yeni yıl, yeni yıl ayakkabısı. Özel bir yeni yıl partisindeyiz. Kutlamaya ünlü akını vardı adeta. Tolga Sayışman ve sevgilisi Selen Soyder geliyor. Tolga Sayışman fazla sayıda magazin röportajı vermekten yorulmuş. Konuştum ya, bu hafta çok konuştum. Hadi kolay gelsin. Epeydir ortalıklarda görülmeyen Özcan Deniz, 2013'ü mutlu uğurlayanlardan. Ben 2013'ü güzel geçirdim. 2014'te inşallah hepimize. Aynen 2013 gibi güzel geçer. Nüket Duru yakın zamanda incittiği ayağının iyileşmesinden ötürü memnun. Yavaş yavaş doğru dürüst adım atmaya başladım. Evet, nasıl oldunuz efendim? İyiyim, iyiyim. Allah'a çok şükür 15 günü tamamladık. Fatih Terim ve kızı Buse Terim geliyor. Ve o talihsiz an. Buse Terim dönen kapının gazabına uğruyor. Çok fena çarpıyor başını. Kısa sürelik bir şoktan sonra toparlıyor. Hülya Avşar soğuk nedeniyle uzun süre inmiyor aracından. Üşüye üşüye inerek 13 felsefesi yapıyor ayaküstü. 13 çok güzel bir rakam olduğu için güzel geçti. Yani hep güzel geçiyor zaten. Kadir İnanır ve sevgilisi Jülide Kural da gecede. İkili şıklıklarıyla göz kamaştırıyor. Önce size, sonra sizi izleyen herkese güzel yıllar diliyoruz. Usta oyuncu yine kendi üslubunda fazla vakit geçirmeden veriyor mesajını. Jülide ile beraber biz size güzel yıllar diliyoruz, tamam mı canım? Çok teşekkür ederim. Bir başka efsane Emel Sayın iniyor aracından turuncular içinde. Teşekkür ederim. 2013 onun için hareketli ve başarılı geçti. 2014'te de bu beklentileri devam ediyor. Beklentilerim de var ama onlar bende kalsın. Geçen yıl da güzeldi, şükretmek lazım. Ama yeni yılda yine beklentilerim var. Ümitler bitmiyor, bitmesin zaten. Bazı eleştirmenlerin Tarkan'dan aldığı Hep Bana şarkısının Emel Sayın'a yakışmadığı yolundaki görüşlerini tüm hanımefendiliğiyle yanıtlıyor Mavi Boncuk. İzzet öyle düşünmüş. Doğrudur. Ama sevenler de var, ne diyebilirim. Yine epeydir görünmeyen birisi. Zara gazetecileri görmekten ötürü çok mutlu. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Yeni yıl dileklerimi size iletiyorum öncelikle. Hepinize iyi yıllar, mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum. 2013'te mesleki olarak çok fazla ortada görünmedi ama bir kız çocuğu dünyaya getirerek hayatının hediyesini almış oldu. Geçen yılın hediyesi biliyorsunuz bana çok güzel bir kız çocuğu, evlat sahibi olmak nasip oldu. Allah herkese nasip etsin. Olanlarınkini korusun. 2014'te artık işine yönelerek tarz değiştireceğini müjdeliyor. Biraz sürpriz diyebiliriz o albüm için. Tarz değişikliği olacak çünkü. Son günlerin en çok konuşulan ismi görünüyor aracında. Oğlu Tayfun'un açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu Emrah. Ben babamla hani beni arasa ya da bir yere görsem konuşmam. Ama bana dese ki ben bugün zor durumdayım, hastayım, bana yanıma gel, yaparım. Çünkü ben babamı seviyorum ama şu anda şurada benden ondan bir şey koptu yani. Bu olaydan sonra ilk kez medyanın karşısında. Aslında çok uzun süre sonra ilk kez medyanın karşısında ve bir sürpriz de geliyor. Sibel'im olarak ünlenen eski şarkıcı Sibel Kirer'le birlikte Emrah. Çift uzun süredir gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor. Emrah alışık olduğumuz üzere konuşmuyor. Zaten oğluyla ilgili bu gündemde de konuşmasını kimse beklemiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Tolga Çevik aracından inerek kameraların karşısına geçiyor. Ama... Güzel gecede bir parça olmasın. Galiba arabayı çarptılar bu arada. Sol kolum bir titredi ama benim. İki gün sonra yeni filmi Patron Mutlu Son İstiyor görücüye çıkıyor. İki gün sonra galamız Patron Mutlu Son İstiyorum galası var. Onun da heyecanındayız. Esprileri galaya dair. Çok galamayacağım o yüzden. Bu set elimden sonra bir başka döner kapı mağduru geliyor. Berksan röportaj veremeden döner kapıya yakalandı. Haliyle biraz döndü ve öyle geldi. Beni yolumdan döndüren ilk adamlar sizler. Genelde kızlar için de. 2014'teki tek dileği aşk. Aşk diliyorum aşk. Her şeyi hallettik, o kaldı sadece. Hülya Avşar partiyi erken terk edenlerden. En geç ben ayrılıyorum valla. Herkes ayrıldı. Yani birkaç kişi daha doğrusu. Yakın arkadaşı Ebru Gündeş'le ilgili sorular geliyor. Orhan Gencebay ve Serdar Ortaç'ın aksine Ebru Gündeş'le görüşebilmeyi başarmış. Tabii ki görüştük her bir şey. Tabii ki görüştüm. Görüşmez miyim? Görüşmenin dışındaki sağlık durumu, ruh hali soruluyor. Ama Hülya Avşar ayrıntıya girmek istemiyor. O kadarına girmedim. Sadece geçmiş olsun dedim. Yani hayat bu, yani hayat. Ve bir anda tezahürata başlıyor Avşar kızı. En büyük Beşiktaş başkanı geliyor. Tezahürat yaptığı kişi kameralar göremese de milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim. İçeride buna dair bir diyalog geçti galiba aralarında. Deniz Seki ve nişanlısı Faruk Salman da partide. Yeni yıldan çok umutluyum. Yeni albüm geliyor, yeni umutlar, güzellikler. 2014'te uzun süreli nişanlılıklarının evliliğe dönüşüp dönüşmeyeceği soruluyor. Topu Faruk Salman'a atıyor. Bu sorunun cevabını ben vermiyorum. Teşekkür ederim. Gecede sahne alacak Cenk Eren'in yakasındaki güle takılıyor gözü habercilerin. İçeride birisine vereceğim. İçeride birisine vereceğim. Yoksa vereceği kişi uzun süredir küs olduğu Nükhet Dur olmasın. O da içeride zira. İçeride Nükhet Hanım var. Sizin bir dargınlığınız vardı. Bugün barış sağlanacak mı? Belki de Gül'ü ona mı vereceksiniz? Var içeride mi? Evet. Bilmiyorum valla içeride mi? İçeride. Kendisi içeride. Yani eski arkadaşım. Niye olmasın? Muhabirlerin gözünden kaçmış olabilir ama Cenk Eren'in saçlarına odaklanıyoruz. Saçlarında bir farklılık var. Yakın zamanda Show TV kameralarına verdiği ev röportajındaki Cenk Eren gitmiş, yerine daha gür ve koyu saçlı bir Cenk Eren gelmiş. Saçlarda bir operasyon var ama ne? Demet Akalın geliyor. Karnı burnunda hamile olmasına rağmen yeni yıla çalışarak girecek olması eleştirileri de beraberinde getirdi haliyle. Ama Demet bu eleştirilere kulak asmıyor. Niye ben Hülya Hanım çalıştı, Hülya Avşar çalıştı, Sibel Can çalıştı. Ben çalışınca mı şey oluyor, batıyor? Hira Bebek 2014'te açacak gözlerini. O kadar çok eşyası var ki hepsini kullanması imkansız. Kim bilir, belki bir bebek daha yaparlar, o kullanır Hira ablasının kullanmadıklarını. Olabilir mi Demet Akalın? Yok, bir taneyle kapatalım mevzuyu. Sakın bunu Okan Bey'in yanında sakın ha. Çağla Şeker, Emre Altı, Alişan üçlüsü geliyor. Yılbaşında yayınlanacak Her Şey Dahil'in band çekimlerinden çıkmışlar. Haliyle biraz yorgunlar. Sabahtan beri üç çekim yaptık. Bir canlı yayın, iki de işte DM'lerin katıldığı, bir de Işık Garajı'yla bir çekim yaptık. Ölüyoruz yani. Geç dönebilmek için, erken gidemek için değil, geç dönebilmek için. Çağla'nın böyle bir isteği oldu. Dedik ki... Ve Sibel Can, ünlü sanatçı kutlamanın önemli isimlerinden. Yeni yıl dileklerini iletiyor kameralara. Yeni yılda yeni bir Sibel Can'ı müjdeliyor. Çok iyi olacağına inanıyorum. Çünkü 2014'ün ilk ayında inşallah benim yeni albümüm çıkacak. Güzel şeyler bekliyoruz. Öncelikle tabii ki sağlık. Ve ayakkabılarına takılıyor kameramız. Kırmızı tokalar çok şirin. Görüşürüz. Evet, yeni yıl, yeni yıl ayakkabısı. Görüşürüz.
ve partiden görüntüler. Gecenin solisti Cenk Eren'di. Deniz Seki, Demet Akalın ve Bedük de birer şarkı söyleyerek partiye renk kattı. En çok aranan erkek kim? En çok tıklanan kadın kim? En çok aranan şarkıcı kim? En çok dinlenen şarkı hangisi? En çok aranan olay hangisi? En merak edilen film hangisi? En çok aranan kelime ne? Az sonra. Çek 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 çek. Show TV kameraları, gazeteci, yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın Maçka'daki muhteşem boğaz manzaralı evine girdi. İclal Aydın'la zaman zaman melankolik ve duygusal... New York'tayım. Acayip moralimi bozuk. Zaman zaman da neşeli ve şen kahkahalı bomba gibi bir röportaj. Ömer bir ağlıyordum. İclal Aydın'ın Maçka'daki boğaz manzaralı cennetinde keyifli röportaj. Az sonra... Pazar sürprizi tüm hızıyla devam ediyor efendim. Burak Özçivit ormanda bulduğu küçük geyiği neden sırtladı? Şebnem Şefar'ın buz dansında talihsiz anları. Sanat dünyasında hızlı bir haber turuna çıkıyoruz. Özçivit'i hiç böyle görmediniz. Dağcı oldu, geyik kurtardı. Yakışıklı oyuncunun ilginç çekiminden çok özel görüntüler. Buzda dans, acı bitti. Şebnem Şefar buz şovunu abartınca fena düştü. Şafak Sezer'e neler oluyor? Altın Dağlı Şafak Sezer'in setteki enteresan halleri. Magazin dünyasında renkli bir haber turuna çıkıyoruz şimdi de. Merve Bolur hakkında Esat Yontunç'la ilgili çıkan aşk iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Bugün hakkımda çıkan haberler külliyen yalandır. Geçtiğimiz hafta aşkları belgelenen Ebru Şallı ile Sinan Akçıl'ın kayak kaçamağının fotoğrafları ortaya çıktı. Çift Alpler'de kayak yaparken fotoğraflarını birer saat arayla Instagram'da paylaştı. Sinan Akçıl paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü. Günün tadını çıkartalım. Sonrası yoğun. Hava güzel, yanımdakiler özel. Gündemden uzak. Özge Ulusoy hafta içinde bir ayakkabı markasının tanıtımını yaptı.
Biz de hazır onu yakalamışken hem yeni yıl gecesi için hem de kış modasıyla ilgili ayakkabılarda küçük küçük tüyolar alalım istedik. Şimdi mesela bu sene bu asker postalı dediklerimiz, bu bağcıklılar, bu çengelliler çok moda. Zaten her birkaç senede bir geliyor. Moda kendini tekrarlıyor fark ediyorsunuz. Bunların topukluları da çok moda ve böyle hani biraz daha radikal renklere gitmekte de fayda var. Zımbalar gitmiyor hayatımızdan. Her ne kadar modası geçti kullanmayalım artık desek de ben hep diyorum ki ben daha öncesinde de hani bu moda gelmeden önce de ben zaten deri pantolon giyen işte zımbalı, troklu şeyler kullanan bir insandım. Hala kullanıyorum. Modası geçince de yakıştırdığım sürece kullanacağım. Örneğin özel bir geceye gideceksiniz. Yapmanız gereken tek şey Özge Ulusay'a kulak vermek. Burada mesela çok iddialı bir ayakkabı var. Bu gerçekten hani çok gösterişli bir ayakkabı. Bunu giyiyorsanız eğer elbisenizdeki Hakan'ın da dediği gibi starım olması lazım. O yüzden de bunun üzerine gerçekten çok tek parça, basic, böyle basit ve ama şık durabilecek bir şey giymek lazım. Bunun üzerine desen ya da başka bir renk yaparsanız o zaman rüküşe kaçar. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in ilginç görüntüleriyle devam ediyoruz. Bring the action. When you hear this in the club. Bir firmanın reklam yüzü olan Burak Özçivit, rol gereği ormancı oldu, geyik kurtardı. Karizmatik oyuncu Burak Özçivit'in gömleği de esas kızın gazabına uğradı. Nişantaşı sokaklarında dolaşırken Alişan'a rastlıyoruz. Hayırdır Alişan, alışveriş mi yapıyorsun? Tiyolaş alışveriş yaptım. Neler aldınız? Doğmamış çocuğuma. Çocuk bezi. Ah Alişan, ah! Hep bu esprileri yapıyorsun da bir evlenip çocuk sahibi olamadın ya, ona yanıyoruz. Allah'ın izniyle artık 2014 mi olur, 15 mi olur? 16 olmaz işte. 16 olmaz mı? 16'dan sonra ben istemem. 2 sene daha olmazsa bu iş zaten ondan sonra istemem. Artık haberler salınmış. Ondan sonra yeğenimle yetineceğim, yapacak bir şey. Senin de sıtkın sıyrılmış anlaşılan bu evlilikten Alişan. Peki evlenmek için girişimler var mı? Her yere haber saldık. Şu anda Türkiye'nin 7 bir... İşin şakası bir yana, Çağdaşı Kelin doğum günü için hediye arayışındaymışsın. Bilgiyi aldık. Ne aldın peki? Çok güzel bir şey aldım. Onun çok sevdiği bir şey. Doğum günü önümüzdeki hafta Perşembe onun. Hı hı. Ama cumartesi kutlayacağız biz hep birlikte. Dayanamadım dedim. Seni aramak istedim çünkü ona çok yakışacağını bildiğim çok güzel bir şey aldım. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit dönerci dükkanı açıp rakip olacakmış Alişan'a. Ya o nerede açıyor ki? Nişantaşı'da barındırmam onu yani. Nişantaşı'da açmasın. Vali mani dinlemem yani. Yolarım bıyıklarını. Nişantaşı'nda olmaz. Oranın tek dönercisi benim. Alişan'ı alışverişiyle baş başa bırakıp bir klip çekimine gidiyoruz. Şarkıcı Demet Sağroğlu, yakın arkadaşı Cumhur Demirel'in albümüne destek veriyor. Bu anlamda da klibinde rol aldı hafta içinde. Yine bir şarkıcı olacağım yanılmıyorsam. Bir şarkıcı olacağım. Günümüzü canlandıracağım. Sonra 1920'leri canlandıracağım. 20'lerdeki bir şarkıcı olacağım. Klibin konusunu da Cumhur Demirel'den alalım kısaca. Şarkıda iki dönemi yansıtacağız. 1920'lerle başlayacak klip. Sonra dejavu reenkarnasyon gibi günümüze döneceğiz. Devasam imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Tango albümüyle dikkat çeken Şevval Sam, albümünü dinleyen insanların tangoya ilgisinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu anlamda benim için insanların tango ile ilgilenmesinin çok ciddi bir karşılığı var. Şevval Sam bir müjde daha vererek dizi setlerine geri dönmek üzere olduğunu söyledi. Kesinleşmiş bir şey yok ama şu anda görüştüğümüz bir proje var. Umarım olur çünkü ben özledim gerçekten. İzzet Yıldızhan hafta içinde gazetecilere özel bir kahvaltı tertip etti. Kahvaltıya çocuklarıyla birlikte katılan İzzet Yıldızhan oldukça mutluydu. Sevgilim adlı albüm çıktıktan sonra magazinci, gazeteci ve radyocu arkadaşlarımız da aileleriyle birlikte yani kameramanından tutun genel müdürlerine kadar bütün ailece hep burada bir kahvaltı yapalım dedik birlikte. Altın Dağlı dizisinin set çekimindeyiz şimdi de. Türkücü Ferman Toprağ'ın şarkılarıyla renklendirdiği bölüm oldukça eğlenceli gözüküyor. Başak Sayan'dan hemen bu renkli sahneyi öğreniyoruz. Ben bir parti veriyorum ve o partide hiç planladığım gibi gitmiyor hiçbir şey. Ve başımıza çok ilginç şeyler geliyor fakat ne olduğunu söyleyemem tabii. İzleyince hemen Ferman Toprağ. Partiye dahil oluyor. bir kısmında o da dahil oluyor ama
Esas sürpriz bu değil. Şafak Sezer ve Ferman Toprak'ın yanındayız şimdi de. Nasıl bir Altın Dağlı Ferman Bey? Altın Dağlı valla ben ilk bölümünü izledim. Çok ya başarılı mı var sizde? Birinci bölümde sesiniz gayet şey geliyor. Nasıl geliyor? Şive mi var? Şimdi dizi çekiminde olduğumuz için hani biraz daha şiveyi geciktiriyor muyuz? Aşağı atıyorum. Aşağı atıyoruz evet. Ferman Toprak ve Şafak Sezer çok yakın iki eski dost. Hal, hareket ve tavırlarından bu belli oluyor zaten. Arkadaşlarımız var ya, ne acılar gördük ya. Neler yaşadık var ya, neler yaşadık. Ayakkabımı yedim, ayakkabımı. Şimdi yeni yıl gecesinde sahne alacak Betül Demir'in provalarına konuk oluyoruz. Bu yıl bomba gibi bir albüm çıkaran güzel şarkıcının albümünde özellikle bir şarkı var ki herkes tarafından beğenildi. Helalleşemedik. Bu dünyada helalleşemedik, orada halleşiriz. Şarkının hikayesi gerçek olaylara dayanıyor. Yaşanmışlıklarla dolu bu şarkı fazlasıyla duygusal. Şarkının hikayesi gerçek bir hikaye. Sude'nin böyle gerçekten çok ciddi imtihanlardan geçtiği bir zamanda yaptığı bir şarkı. Helalleşemedik şarkısının Betül Demir için ayrı bir önemi var. Ona çok acı bir hatırayı hatırlatıyor. Benim mesela şarkıyı duyar duymaz hep söylüyorum. Hissettiğim, 17 yaşında kaybettiğim en yakın, hayattaki en yakın arkadaşım Arzu olmuştu. Bu dünyada helalleşemedik. Manken Şebnem Şefir bir alışveriş merkezindeki defilede çıktı ortaya. Defile sonrası bir sürprizi vardı güzel mankenin. Buzda dans ederek marifetlerini sergiledi. Ancak buz şovunda fazla varyeteye kaçınca talihsiz bir kaza atlatıyor. Buna rağmen şovuna devam etti Şebnem Şefir. Çek çek. Show TV kameraları, gazeteci, yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın Maçka'daki muhteşem boğaz manzaralı evine girdi. İclal Aydın'la zaman zaman melankolik ve duygusal... New York'tayım. Acayip moralimi bozuk. Zaman zaman da neşeli ve şen kahkahalı bomba gibi bir röportaj. Ömer bir ağlıyordum. İclal Aydın'ın Maçka'daki boğaz manzaralı cennetinde keyifli röportaj. Az sonra... Çek 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 çek. Hepsi eski Türkiye güzeli. Bugünlere gelmeden önce arşivlerdeki yerini alan görüntüleriyle hafızalara kazındılar. Gerçekleştiren fotoğraf sergisiyle de yeniden gündeme gelen ünlü sanatçıların o yıllarına gidiyoruz. Geçse de yıllar, solmaz ilk aşklar, bitmemiş bir şarkı gibi her zaman yaralar. İşte yorgancı güzeli Gülben Ergen. İşte Türkiye güzeli Hülya Avşar. Ve 20'lik Sibel Can'ı. Ünlü güzellerin arşivden çıkan fotoğraflarını hayretler içinde izleyeceksiniz. Usta gazeteci Tahir Yaman'ın zengin arşivinden derlediği Türkiye Güzelleri fotoğraf sergisinde ortaya çıkardığı fotoğraflar gerçekten ilgi çekici. İşte o sergiden sizin için seçtiklerimiz. Bir elimde cımbız, bir elimde ayna, umurumda mı ki bu dünya? Arzum Onan'la başlıyoruz. Yüzün hüznün yağmurlarıyla yıkansa bile sen en güzelsin.
döneminin genç ve en güzel kızlarından biriydi usta oyuncu. Güzellik tacını dönemin ünlü spikerleri Jülide Ateş ve Defne Samyeli'nin elinden alırken çekildi bu fotoğraf. En sevmediğin havalarda bile sen en güzelsin. O kusursuz gülüşü hiç değişmedi. Yıllar geçti ama Arzum Onan hala çok güzel. O tatlı gülüşünle kalbime çalıp gitme, bir bilen oldu. Sibel Turnagöl'ün Türkiye güzeli olduğu yıllardan bu fotoğraflar. Dokuz canlı pek havalı, 24 saat yaşamalı. Dönemin en güzel kadınlarından biriydi Sibel Turnagöl. Türkiye güzeli seçildiğinde başında tacıyla kimlerin yanına uğramadı ki? Ben senin yerinde olsam ufak ufak kızarım. Durmam kılımı fırtımı toplar giderim. İşte Hülya Avşar ve Sibel Turnagöl'den bir anı. Bu kez Ajda Pekkan kutluyor. Bakmam gözyaşına, bakmam bir dakika bile katlanmam. Sevene zulmedeni ezer geçerim. Sibel Can'a ayrı bir parantez açmak gerek. 20'li yaşlarında henüz. Şöhret basamaklarını tırmanmaya başladığı yıllar. Güzelliği görülmeye değer. Daha neler romanın daha neler amma da yazdım. Sen beni çantada getir var seni bağlandım. Şebnem Dönmez'in kraliçe seçildiği yıllardaki fotoğrafları. Şimdiki görüntüsüyle arasında dağlar kadar fark var. Seviyorum. Şebnem Özinal'ın havuzda kızlarla çektirdiği bu fotoğrafta sağ baştaki güzele dikkat. Ağzını kocaman açmış bu kızımız Seray Sever'den başkası değil. Türkiye'nin ilk balık etli güzellik kraliçesi olarak bilinen Pınar Altu. Bu anılar o yıllardan. Sizce de Pınar Altu 20 sene önceki halinden daha zayıf ve daha genç durmuyor mu? Demet Şener'in ilk ünlü olduğu yıllardaki haline bakın. Şimdinin iki çocuk annesi Demet Şener'le arasında dağlar kadar fark var. İnanamayacaksınız ama bu kız Gülben Ergen'den başkası değil. Sinema Yıldızı yarışmasının birincisi Gülben Ergen'in o yıllardaki rakiplerinin hiçbiri ortada yok. Ama o zirvede. Aşkı da arasına kondurdum, üstüne yıldız çaktırdım. Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım. Sürpriz. Ve Hülya Avşar. Dönemin Türkiye güzeli Avşar kızı o yıllarda bir içim su. Türkiye güzeli tacını dönemin kainat güzelinin elinden alıyor bu fotoğrafta Hülya Avşar. Bir başka fotoğrafta bu kez Filipinler güzeliyle poz vermiş Avşar kızı. Kimler yok ki sergide? Esin Moralıoğlu, Aydan Şener, Kayahan'ın kızı Beste Acar, Eyşan Özsim ve diğerleri. Hepsi hala ünlü, hepsi hala güzel. Geçse de yollar, solmaz ilk aşklar. Bitmemiş bir şarkı gibi her zaman. Çek, çek. Gazeteci, yazar ve oyuncu İclal Aydın evinin kapılarını pazar sürprizine açtı. Güzel oyuncu ile gerçekleştirdiğimiz samimi ve sıcak sohbet geliyor şimdi ekranlarınıza. Show TV kameraları, gazeteci, yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın Maçka'daki muhteşem boğaz manzaralı evine girdi. Müzik
İclal Aydın'la zaman zaman melankolik ve duygusal... New York'tayım. Acayip moralimi bozuk. Zaman zaman da neşeli ve şen kahkahalı bomba gibi bir röportaj. Ömer bir ağlıyordum. İclal Aydın'ın Maçka'daki Boğaz manzaralı cennetinde keyifli röportaj. Gazeteci, yazar ve oyuncu İclal Aydın, Maçka'daki evinin kapılarını Show TV'ye açtı. İclal Aydın, o her zamanki güler yüzüyle sıcak bir karşılama yapıyor haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu'na. Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk. Nasılsın? Valla iyiyim, sakin. İşte Türkiye'nin sıcak gündeminde herkes ne kadar iyi olabilirse... O kadar iyi, sağlığımız yerinde diyoruz, işler devam ediyor diyoruz, mevcudiyeti korumaya çalışıyoruz ama bakalım ne gösterecek yeni yıl. Umarız her şey gönlünüzce olur yeni yılda diyor ve evdeki güzel detaylara göz atmaya başlıyoruz. Hazır konu yılbaşından açılmışken aynanın hemen önündeki nar biblolarına takılıyor gözümüz. Bu çok sevgili arkadaşlarımın hediyeleri. Çok sevdiğim Esra diye bir arkadaşım vardı. 2 yılbaşı önce hediye getirmişti. Uğruna inanır mısın narın? Kırarlar yeni yıla girmeden önce. Bilmem yani, öyle oyunları severim de öyle çok büyük bir inancım da yoktur yani. Girişteki iki büyük ayna fark edilmeyecek gibi değil. Dikkati çeken bir ayrıntı bu büyük aynalar. Evin girişinde 2 tane ayna var. Biri boy aynası, biri daha küçük bir ayna. O aynalarla çok barışıksın ve seviyorsun. Ayna mekanları çok büyütüyor, aydınlatıyor. O zaten ben buraya geçtiğimde vardı, çıkarttırmadım. Yani bir de evden çıkmadan son kez bir aynaya bakılıyor. Bir de böyle şeyler seviyorum yani. Bir önceki evimin ihtiyacına göre alınmış olur ama. Yalnız sorumuz havada kaldı İclal Hanım. Aynalarla barışık mısınız? Bazen çok barışım, çok seviyorum kendime bu. Bazen de hiç aklıma bile gelmez. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. Barışık olması lazım. Teşekkür ederim arkadaşım. O senin güzel. Hemen arkamızda ahşap bir sandık var. Üzerinde de çeşitli objeler. Nedir acaba bunlar? Son romanın Bir Cihan Kafesi yazarken de 3 tane obje. Kitabın adını bulamıyordum. Roman bitmişti. Kitabın adını bulamıyordum. 3 obje yazı masamın üzerindeydi. Bir tanesi bu fanus ve kuşlar. Bir diğeri New York'ta başlamıştım biliyorsun yazmaya ve o zaman sürekli kullandığım bir kupa vardı, kahve kupası. O, bir de geceleri çalışırken kullandığım bir mum. Onun üzerinde de İstanbul Köprüsü var. Sandıkta neler var? Yazılar mı? Evet. Nereden bildin? Nereden bildin? Evet. İçine doğdu Ömür Sabuncuoğlu'nun galiba. Gazete küpürleri var. Dergilerimiz var birlikte yaptığımız. Biz dedik İclal Hanım içine doğdu diye size. Nereden bildin ya? Hissettim ya. Çok enteresan. Dedim bunun şeyi olmaz herhalde. Örtüsü mörtüsü olmaz, olsa olsa yazısı vardır diye. Çok şaşırdı bu duruma. Neyse, biz sohbete devam ediyoruz. İclal Aydın'ın hemen arkasında evin tatlı kedisi Leyla'nın bir resmi asılı. Aynı biblo gibi durmuş masanın üzerinde maşallah. Leyla Hanım, Leyla Hanım 2 sene önce girdi ailemize. Bu yavru hali onun. Bir gün, bir yaz ikimiz evde yalnız kalmıştık Leyla'ya. Onu nereye koysam Leyla Hanım, bu koyduğum yerde biblo gibi bana bakıyordu. Salona geçiyoruz hemen. Girişte ressam ve oyuncu Zerrin Tekindor'un bir tablosu asılı. Bu tablo İclal Aydın için fazlasıyla önemli. Zerrin Tekindor tablosu yanılmıyorsam. Zerrin'i çok seviyorum biliyorsun. Ben Zerrin'i çok sevdiğim için ve onun iyi bir koleksiyoneri olduğum için Zerrin'in hayranları da zaman zaman bana sinirleniyorlar. Evin hemen hemen her yerinde bu tablolardan görebilmek mümkün. Az önce de söyledik, bu tablolar çok değerli İclal Aydın için. İclal Aydın için değerli, aynı zamanda fiyatları da yüksek olmalı. Zevk tasarrufu,
Bu noktada oluyor yani, o zaman işte güzel diziler yaptığımız dönemlermiş, alabilmişiz almışız. Peki iyi yatırım yaptı mı İcler Aydın? Hiçbir zaman. Hiç, yani bir insan bu kadar talihsiz olabilir mi yaşamının burasına kadar? Bundan sonra döneceğini düşünüyorum. Nasıl yani İcler Hanım? Ne gibi talihsizlikler yaşadınız? Bakın merak ettik şimdi. Ev alırım. O ev bütün dünya prim yapar, emlak fiyatları uçar, benimki yerinde durur. Hiçbir şey olmaz o muhite. O evi satarım, oradan mesela yol geçer, ev değerlenir, köprü bilmem ne olur. İşte dolar alırım, yani hani çocukluğumuzdan beri nedir, bugün de yaşıyoruz bu krizi. Her krizde ne olur? Dolar yükselir değil mi? Hayatımda bir kere toplu dolar aldım, sen dolar düş. Yani gerçekten de büyük şanssızlık. Olsun, Allah beterinden korusun. Neyse, gözümüz hemen yanımızdaki büyük ve son derece güzel bir objeye takılıyor. Bunu çok sevmiştim. Santorini adasından epey de maceralı gelmişti Türkiye'ye. Oraya aşk adası derler. Evet, ama tek oraya sevgilinle gidersen sonra ayrılırsın. Biliyorsun değil mi? Yunanlılar oraya sevgilileriyle, eşleriyle gitmiyorlarmış. Öyle miymiş? Uğursuz ada diyorlar Santorini'ye. İlk defa duyduk. İlginç bir bilgi. Dikkatli haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu. Bakın neyi fark ediyor salonda. Devamlı evde bir takım kutular ve çekmeceler var. Evet. Tarih mi yatıyor altında? Yok canım. Oyun. Çok bilmem ama hani eve gelecek olanlar için. Evin her yerinde renk renk çeşitli tablolar, resimler görmek mümkün. İşte bunlardan biri. Sevdiğim bir heykeltıraşın bir eseri duvar için yaptığı Filiz Öztürk Doğan'ın. Uğral Gafuroğlu'nun Pencere serisinden bir tanesi de bana nasip oldu. Evin salonunda yoğun miktarda ahşap kullanılmış. İclal Aydın ahşabın o huzur veren dokusunu seviyor galiba. Ahşabı hep çok seviyorum. Yani bir evin içinde de birkaç element olması lazım. Bazı insanlar su insanıdır, bazıları metal insanıdır, bazıları taş insanıdır. Ben ahşap insanıyım, daha sıcak geliyor, daha ev ev geliyor. Ahşap rahatlatıyor beni. Koyduğum tek taş bu oldu. Ve şey, canlı böyle ev. Değil mi? Farklı farklı. Farklı her şey. Eklektik mi diyorlar? Evde bazı eşyalar çok amaçlı kullanılmış. Oldukça da pratik olmuş. Bakın İclal Aydın'ın zekice bulduğu o çözüm. Abajurun altı o kadar güzel ki. Ha. Yükseltilmiş ki. Göstermek istiyorum hani dergiler. Dergici insanın yani yazıyla işi olan insanın kaçınılmaz sonu bu. Atmaya kıyamıyorum kimilerini. Geliyoruz evin o muhteşem manzarasına. Bu Boğaz ve İstanbul manzarasını konuşmadan geçemeyiz elbette. Ben bu eve geçtiğim zaman şuradaki şu üç büyük bina yoktu. Çok güzel bir köprü manzarası ve Beşiktaş çatıları vardı. Çok güzel bir yaz başlangıcıydı. Evde dolaşırken nostaljik bir dergi görüyoruz. Bir dönemin en ünlü dergilerinden Hayat Dergisi bu. 1960 yılında ve babamdan kalma. Babam şapkadaki bu. Kapaktaki kimmiş bakalım, yabancı galiba. Danny Carroll'muş. Evine konuk olduğumuz kişi bir yazar ve gazeteci olunca her yerde kitap ve ansiklopedi görmek son derece olağan. İşte küçük ve şirin bir kitaplık. Evde hazine yatıyor. Sen deli misin? Neden? Niçin? Yani büyük sözlük var orada. Avuç. Bu büyük söz. Büyük sözlüğün benden çektiği. Bakar mısın? Yani benden, kardeşimden çektiği. Dedik ya evde her yer tablo ve resim diye. İşte birkaç tane de burada var. Ama bunlar biraz daha farklı eserler. Evet, bir süre Türkiye'de yaşamış bir Fransız sanatçının o da. Bir Türk'le evlenmiş, İstanbul'da kalmış bir süre. İstanbul'daki musluk başlarından çok etkilenmiş. İşte evin en önemli bölümü. Yani İclal Aydın'ın kitaplarını yazdığı bölüme geliyoruz. Burada büyük bir kütüphane mevcut. Kitaplarının bir kısmını burada tutuyor İclal Aydın. İşte
Dicle Aydın'ın aylarca en çok satan kitaplar listesinde yer alan Bir Cihan Kafes isimli kitabının yeni baskısında kapağının nasıl değiştiğinin hikayesi burada gizli. Fanus buradaydı. Mum şöyleydi. O meşhur fincan da bu işte, kahve içti. O da böyle burada duruyordu. Ve sonra işte kitap kapağını çıkardık. Sonra kapağı değiştirdik ama daha böyle canlı ve daha şey oldu. Hı hı. Bu arada okurlarına bir de müjde veriyor ünlü yazar. Bir Cihan Kafes'in devamı geliyor. Bitten demeyeyim, devam edecek çünkü kitap. Devam mı geliyor? Gelecek inşallah. Allah sağlık verirse. Herhalde bu sene 2014 içinde bitiririm gibi düşünüyorum. Hazır kitaplıkta bulunuyorken de İclal Aydın yeni bir projesinden bahsediyor bizlere. Yeni hazırladığım bir eğitim var. Mesela orada çok sıklıkla geri dönüp baktığım kitaplarım, filmlerim oluyor. O yüzden bunlar vazgeçemediklerim. Bu bölüm küçük görünüyor ama siz buna bakmayın. O kadar çok obje, kitap ve benzeri şeyler var ki. İşte Santorini'den getirdiği küçük eşyalar yine karşımıza çıkıyor. İclal Aydın Santorini'yi eve taşımış galiba. Epeydi topluyordum, sonra bir taşınmadı, bir tanesi bir kutu kayboldu. O yüzden eksik var. Bak ama çok Santorini benim. Evet. Santorini mevsimi gelmiş sanki. Berlin. Ya çok sevmemiştim ben, çok sıkılmıştım orada. Bir de hemen arkamızdaki komodinin üzerindeki sevimli kedi heykelleri çekiyor dikkatimizi. Her şeyin bir hikayesi olduğu gibi bu sevimli kediciklerin de var tabii. New York'tayım. Acayip moralim bozuk. Çok ağlıyorum. Çok kimseyle paylaşamıyorum. Tek başımayım. Yürüye yürüye Çin Mahallesi'ne gittim. Çin Mahallesi'nde bir şeye girdim, bir dükkana girdim. Ve ağlayarak dükkandaki satıcıya dedim ki bana öyle bir şey ver ki benim içimdeki acıya iyi gelsin. Hayırdır, neye bu kadar morali bozulmuştu? Anlatalım. O zaman moralim bozuk, neye bozuksa. Şimdi mesela iniş çıkışlı yaşamayı seviyoruz ya hayata. Hani aslında küçücük bir şey suyun büyütüyorsa hikaye yapıyorsun işte. New York'a gittim. Ömür bir ağlıyordum. Demek o kadar canı sıkkındı. Üzüldük biz de. Yok aslında bir şey yok. Özetici moralim bozuktu kardeşim. Gittim dükkancıya dedim ki abi moral bozukluğu için bir şeyin var mı? Sizde olur böyle hikayeler. O da bana bir yeşim taşı bilezik verdi. Bu dedi iyi gelir dedi. Hani vücudundaki kötü enerjiyi taşımadı. Bir de dedi gel sen dedi bu uğurlu kedilerden al dedi. Pembeyi koyuyorlar aşk getirsin diye. Hangisi gerçek oldu? Daha bilmiyorum, bekliyoruz. Peki hiç aşk getirmedi mi bu sevimli şeyler size İclal Hanım? Daha bilmiyorum, bekliyoruz. Oğlum bir sene oldu New York'a gidelim. Ne iki sene olacak? İki sene neredeyse. Oldu. Hani kediler bir işlemi oldu mu? Kediler bence totalde işe yarıyor. Özelde değil de. Yani hani. Tam bu sırada İclal Aydın bir teklifte bulunuyor bize. Hadi oturalım bir çay içelim gel. O yüzden mi oturalım. Şimdi diyorum Meryem sana neler hazırlamış, servis yapayım. Ben de sen hazırladın zannettim. Vaktim yok abla. Yoksa biliyorsun ne güzel yaparız yani servis yapıyorum. Kilo alacak mıyız peki buyurun. Alırsın tabii yani olur. Az yiyelim. İclal Aydın'a güzel evinin kapılarını bize açtığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türk sineması altın yılını yaşıyor. Ezgi Molla ve Tolga Çevik'in başrollerini paylaştıkları Patron Mutlu Son İstiyor filmi ile Timuçin Esen ve Selma Ergeç'in rol aldıkları Senin Hikayen isimli filmler düzenlenen gala geceleriyle seyirciyle buluştu. Renkli gala gecelerine gidiyoruz. Filin Karahan Dağı'nı, dayak isyanı, dayak mayak bir şeyler çıkmış. Yılmaz Erdoğan ve eşi Oscar sürecini değerlendirdi. Yani Oscar alınca sevinirsiniz. Ozan Güvern, Cem Yılmaz'la ilgili kafa karıştırdı. Kendi filmimde kendi oynamayacağım. Berrak Tüzün Ataç'ın gözyaşları neden ağladı? 2013'ün son galalarından çok özel görüntüler geliyor. Türk sinemasının altın yılıydı denebilir. Bu ekranlarda birçok film galasını izledik ve 2013'ü bu galalarla kapatıyoruz.
Senin Hikayen filminin özel gösterimindeyiz. Annene çocuk istemiyoruz dersek ne yapar? İnanmaz herhalde. Sen istiyor musun? Hayırlı olsun herhalde. Baba anne olmak istiyorum. Ya, anne. Usta oyuncu Altan Gördüğüm geliyor filme. Sağlık durumuyla ilgili korkulacak hiçbir şey kalmamış. Sağlık durumunda bir sorun yok. Oyay Doğan ve oğlu Gurur gala gala gezmeye başladı son zamanlarda. Her zaman beraberiz. Cansu Dere geceye yakın arkadaşı Selma Ergeç için gelmiş. Selma yakın arkadaşım olduğu için buradayım. Filmle ilgili beklentileri yüksek. Neşeli. Selma'dan öyle bir... Yani birkaç şeyim var, verim var. Bülent Emrah Parlak ve sevgilisi dikkat çekici tarzlarıyla gecede. Beyefendinin saçlarını pek bir Halil Sezai gördük. Halil Sezai? Sarp Akkaya da orada. Ancak ünlü oyuncunun basına karşı tavrını biraz düzeltmesi gerekli. Öyle aniden bırakıp gitmek olmuyor. Bahsedecek çok da bir şey yok. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Gecenin en güzel kızlarından biriyle karşı karşıyayız. Pelin Karahan çok çekici görünüyor. Biten evliliğiyle ilgili yazılmayan kalmadı. Son olarak dayak yüzünden ayrıldığı konuşuldu. Dayak mayak bir şeyler çıkmış galiba. Yok öyle bir şey tabii ki. Berrak Tüzün Ataç geliyor yanında eski dizisinden arkadaşıyla. Filin Karahan'la ismi anılan Ozan Güven geliyor. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız ilk öncelikle? Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, biz de çok iyiyiz efendim. Mayıs-Haziran aylarını bekliyor. Cem Yılmaz'la yeni bir filmde rol alacak. Ne zaman başlıyor çekimler? İnşallah Mayıs-Haziran gibi başlayacak. Mayıs-Haziran gibi başlayacak. Ancak filmle ilgili kafa karıştıran bir açıklaması var. Cem Yılmaz kendi filminde bu kez oyuncu olarak yer almayacak diyor. Herhalde şaka. Kendi filminde kendi oynamayacak canım. Johnny Leş değil efendim. Johnny Leş değil. Sahte yalan. Biz Osmanlıyız. Sahte Johnny Leş. Ödül için. Sahte Johnny Leş. Değil. Vallahi Johnny Leş değilim efendim. Amerikalı biriyim. Osmanlıyım ben. İstanbul çocuğuyum. Ben 4 lisan biliyorum. Ve filmin özel gösterimi. Taze Baba Timuçin Esen, yönetmen Tolga Örneğin oğluyla Hoppacık idmanı yapıyor. Filmin özel gösterimi sırasında birçok konuk ve oyuncular gözyaşlarına boğuluyor. Timuçin Esen röportaj sırasında hala ağlamaklı. Herkesin hayatında olan durumlar var. Çok temel, insana dair çok temel durumlar var. Hanımefendi çıkar mısınız? Hani bazen benim gibi... Şey demeyecek misin? Karanlık... Sürpriz oldu bir anda. Hakkını ödeyemem senin. Senin sayende çok mutlu bir hayatım oldu. Filmde birlikte rol alan Murat ve Nevra Serezli'nin de ağladıkları gözden kaçmıyor. Bazı sahneleri izlemek çok kolay değildi gerçekten. Ağlamayan tek kişi galiba başrolün güzel ismi Selma Ergeç. Herkes çok ağlamış diye gördüm ve hiç tahmin etmediğim arkadaşlarım ağlamış. Çok şaşırdım yani. Filmden çıkan herkesin ortak noktası gözyaşları. Çok güzel, çok güldüm. Çok ağladım. Yani bu filmi izleyip de duygulanmamak mümkün değil. Çok sıcak, çok kahkaha da attıran ve bir o kadar da gözyaşı döktüren bir film olmuş. Ne düşünüyorsun? Ya uğruna bırakmıştık da. Çok güzel bir hayatımız olacaktı. Sana ihtiyacım var. Merakla beklenen Patron Mutlu Son istiyor filminin galasındayız. Ne iş yapıyorsun abi? Senaristim abi. Vallahi bizim bilgisayarın böyle bir şeyden haberi yok. Hollywood bile devamlı burada. Nicolas Cage 2 ay kaldı burada. Hep çekerler burada. Evet duydum, Nicolas Cage buradaydı. Kim? Güzel oyuncu İrem Sak galaya tek başına gelenlerden. Bu işe gerçekten çok isteyerek geldim. Merak da ediyorum. Yeni yılda o da bir sinema filmi istiyor. Bir sinema filmi gerçekten hani kariyerimle ilgili şöyle güzel şeyler olmasını bekliyorum yani. Tam röportaj sırasında Belçim Erdoğan geliyor. Çok geçmeden filmin senaristi Yılmaz Erdoğan teşrif ediyor galaya. Kelebeğin Rüyası'ndan sonra bir rahatlama senaryosu olmuş bu film Yılmaz Erdoğan için. Kelebeğin Rüyası çok
yani senarist olarak yorucu bir süreçti. Yani duygusal anlamda çok yorucu bir süreçti. O böyle işte veremli iki şairin ölümüyle biten bir filmden sonra böyle dedim ki ya patron bu mutlu sonu şart koysa nasıl bir film yazılır? Böyle benim spor yapabileceğim, vücut geliştirebileceğim falan bir bölümü var mı otelin? Kelebeğin rüyasının Oscar macerası soruluyor. Ya futbol gibi bir maçı kaybedince önümüzdeki maçlara bakacağız. Oscar'la ilgili hayal kırıklığı yaşamamış. Yani Oscar alınca sevinirsiniz, almanca üzülmezsiniz, öyle bir şeydir o. Amerika'dan hatıra, kelebekli bu yüzük kalmış. Ya orada bir seyirci getirip hediye etmişti. Çok da tatlı bir şey, bir arkadaştı. Ondan hediye yani. Ve film ekibi tam kadro kameralar karşısında. Ezgi Mola, Şahan Gökbakar'la oynadığı Celal ile Ceren'den sonra ikinci başrol filmi için heyecanlı. Heyecanlıyız, güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Tolga Çevik filmde herkesin aradığını bulacağına inanıyor. Ben gülmek istiyorum, sinemaya gideyim diyen de bu filme gelir. Ben aşk istiyorum diyen de bu filme gelir. Ben macera istiyorum, o da buraya gelsin. Her nabza göre şerbet. Hatta çok komik olacak. Artık makam şoförü mü sen? Hangi makam şoförü taksimetre açıyor? E onlar da maaş alıyor. Çünkü insanlar gülmek istiyorlar. Bu arada Tolga Çevik'in eşi, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Çevik galada yok. Kafalar karışmasın çünkü hanımefendi o gün çocukları hasta olduğu için gelemedi geceye. Film 100. yılını kutlayan Türk sinemasının da ilk filmi olma özelliğini taşıyor. Vallahi mi? Türk filmleri altın yılını yaşıyor kısaca ve herkes sinemaya bekleniyor. Kim var lan orada? Çek çek. Şimdi kısacık bir reklam arası diyoruz efendim. Reklamlardan sonra ben yine burada olacağım. Çek 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 çek. Efendim Pazar Sürprizi'nin bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine bu ekranlarda magazinin merkezinde buluşmak dileğiyle. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın. Check, 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 check.